Rahim. İslamiyet. İslamiyet iltizamdır. İman izandır. Yani İslamiyet kendine lazım kılmaktır. Yani eylemdir. Fiildir. İman ise vicdanın suratlı bir şekilde intikalidir. Tabiri diğerle İslamiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Mesela dikkat ederseniz imanda hep inanmak var. İman esaslarında Allah'a inanmak, peygambere inanmak, ahirete inanmak vesaire. Ama İslam esaslarında ise İslam denince tabii iman esasları, İslam esasları diye ayrılabilir detay indiğince ama aslında insanlar İslamiyet'i sorunca komplesini sormuş oluyor. Ama ben burada İmamla İslamiyet'i ait etmek adına şey yapıyoruz. Yoksa halkın anlayışında İslamiyet kompledir. Kur'an artı Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti, efendim icma ve kıyas edileşiri. Yani hukuk da hepsi içindir. Ama daha beşeriyetin ortak tarafı Kur'an ve sünnet. İslamiyet'in komple kendisi. Şimdi İslamiyet, İslam esaslarında inanmak yok. İmanda inanmak. Namaz kılmak, İslam'ın esasıdır. Bak kılmak, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, haca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar hep eylem, fiildir. Peki imanda eylem yok, fiil yok. Ne var? İnanmak. İslam'da ise eylem var, eylem. Dolayısıyla eğer namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, İslamiyet'in İslamiyet dediğim şeyler olmuyorsa bu adam nedir? Allah'a inansa mümindir ama İslamiyet'i yaşamasa Müslüman değildir. Ona ne denilir? Mümini gayrimüslim. Mümini gayrimüslim. Mümindir ama gayrimüslimdir. Dolayısıyla İslamiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Yani ubudiyet toprağı. Yani İslamiyet eylem tarafımızı gösteriyor. Hayatımızı gösteriyor. İman ise daha çok ruh tarafımızı, itikat tarafımızı gösteriyor. Eskide bazı dinsizleri görürdüm ki ahkam-ı Kur'an'a şiddetle tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyet'e mazardı. Dinsiz bir Müslüman denirdi. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkam-ı Kur'an'a tarafgirlik göstermiyorlar. İltizam etmiyorlar. Gayrimüslim bir mümin tabirine mazhar oluyorlar. Mesela bazı Müslümanlar var namaz kılıyor. Ben diyor İslamiyet'e karşıyım. Acayip bir şey. Şeriat'a karşıyım. Şeriat ne? Din ne? Şeriat daha çok Allah'ın hükümleri yani hukuk. Allah'ın dini kompledir. Allah'ın dini Kur'an ve sünnet. Peki bu adam durumu ne? Namaz kılıyor ama Allah'ın hükümlerine karşıyım. O zaman ne deniliyor? Mümini gayrimüslim. Peki çare necat mıdır? Hayır. Çünkü acaba İslamiyetsiz iman medare necat olabilir mi? Bediüzzaman'a soruyorlar. Yani İslamiyet yok adam. İslamiyet'i kabul etmiyor. Allah'ın hükümlerini kabul etmiyor. Bunun imanı onu kurtarabilir mi? Cevap imansız İslamiyet. Yani imansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi yani kurtuluşa sebebiyet vermediği gibi İslamiyetsiz de iman medar-ı necat olamaz. İslamiyetsiz iman da insanı kurtulamaz. Evet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadında amel imanın bir cüzü değildir. Amel imandan değildir diyor ama dört mezhep Maliki, Hanbeli, Şafi, Hanefi. Fakat namazda ittifak yoktur. Yani namaz hariç diyorlar. Biliyorsunuz Hanbeli mezhebinde hadisi kutsi zaten var. Hadis-i Kutsi'de dayanarak Hanbeli Ahmet bin Hanbel Hazretleri şöyle diyor. O hadisi zikrediyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki iman ve küfür arasında kişiyi ayırt eden alamet namazdır. O zaman namazı kılmayan kafirdir diyor. Bak itikadı var. Ama iman esasında, İslam esasında bir tanesi yok. Onun için Hanbeli mezhebinde kafirdir. Şafii mezhebinde asılır. Hanefi mezhebinde bu kötülük yayılmasın diye hapsedilir. Şimdi İslamiyetsiz iman çare-i necat değildir. Ve İşaret-i Caz'da Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Evet, amel imanın bir cüzü değildir. Ama amelsiz
iman da sağlam kalmıyor, kalamıyor. İslamiyet toprak gibidir. Şimdi düşünün, bir çekirdeği toprağa atmadın, güneşe koydun, suya koydun. Ne olur? O çekirdek iman. Dünya, toprakta İslamiyet. Onu ne şunemalandıracak? İslamiyettir. فَلِلَّا الْحَمْ وَالْمِنَّتُ Kur'an'ın icaz manevisiyle, feziyle, Risale-i Nur mizanları din-i İslam'ı ve hakaiki Kur'an'ı meyvelerini ve neticeyi öyle bir tarzda göstermiştir ki, dinsiz dahi onları anlasa taraftar olmamak kabil değil. Yani İslamiyet'i, tabii bir de şu var yani, hemen hükmetmemek lazım. Çünkü hükmettiğinde karar versen senin karın yok. Ama hükmettiğinde isabet etmese mesuliyet var. Çünkü sebabın yok mesela. Şimdi İslamiyet'i bizim insanımız, toplumuz medyadan, gazeteden, din düşmanlarından öğrenme şeyini kalmış. Yani televizyonlardan ve gazeteden İslamiyet mi öğrenilir? Ha, İslamiyet'in din olduğunu, hatta bir tanesine dedim, caminin kapısında konuşuyorduk böyle. Hani yaşlı bir, orta yaşlı bir adam geldi, dinlemiş tabii, ayakkabı bağlıyorum bahanesiyle. Ya ben diyor şeriata karşıyım dedi. Şimdi bunu zahirde ne olur? İmam namaz kıldı. Ben ona dedim ki, beyefendi, siz dedim namaz kıldığınıza göre, çıktığınıza göre camiden müminsiniz. Tabii dedi, Allah'a iman ediyorsunuz. Peki dedim, gusül icap ettiği zaman abdest alman, gusül abdest alman. Dedim karşı mısınız? Hayır dedi. Herkes bunu yapsa o iyi olur, iyi olur tabii dedi. Herkes namaz kılsa dedim. Herkes böyle zulmetmese vesaire. Evet, isteme, işte bunun adı İslamiyet'tir, şeriattır. Yani Allah'ın hükmü nedir yani? Sen nereye karşı olduğunu sen bilmiyorsun. Neye karşısın? Nezine karşı? İslamiyet'in nezine karşı? Namaz kılınmasın. Sen namaz kılmaktan çıkıyorsun. Şeriat bu. Hırsızlık yapılmasını istiyor musun? Yok, işte beni diyor. Ha peki nasıl ceza getiriyor? Öyle bir ceza getiriyor ki ibret alem oluyor. Bir veya birkaç tanesini vuku buluyor ama daha Ustad Bediüzzaman Hazretleri Rütbe-i Şamiye'de 70 senede bir tane vuku bulmuş hırsızlık diyor. O son dönemlerde, Osmanlı'nın son dönemlerinde 70 tane de bir tane hırsızlık vuku bulmuş. Ha şimdi görüyor musun yani dünyanın her tarafında? Gözümüzün önünde neler yapıyor? Ha, peki böyle bir cezanın kaynağını insan görse o duyguları var ya böyle çalma çıkma vesaire, onu durduracak, vicdanını inkişaf ettirip ona baskı yapıp yapma etme dettirecek bir ceza müessesesi gözükmediğinden insanların nefislerini, hevaları serbesttir. Demek ki İslamiyet neymiş? İltizamdır. İslamiyet aynı zamanda hakka tarafgirliktir. İslamiyet teslimdir. İslamiyet inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Evet. Hem iman ve İslam'ın delil ve burhanlarını o derece kuvvetli göstermişler ki gayrimüslim dahi anlasa herhalde tasdik edecektir. Gayrimüslim kaldığı halde iman eder. Evet. Sözler, Tuba-i Cenneti meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'i meyvelerini ve saadet-i dariyenin mehasinini hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini veriyor. Yani İslamiyet'i tabii kaynağından öğreneceksin. Yani İslamiyet nedir, iman nedir, hak nedir, hakikat nedir? Tabii ehli dalalet ne yapıyor? Bölüyor bunu, parçalıyor. Cezayı gösteriyor ama cezaya müstahak olanın cezaya müstahak olduğu sıfatını göstermeden ceza budur diyor. Yani topluma yaptığı ihaneti, cinayeti ve toplumu dinamitlemesi o sıfatına hiç bakmadan bunu gösteriyor. İnsanları da korkutuyor. Oysa senin özel yaşantın bile İslamiyet'tir, dindir yani. Bu dinin kendisidir. Ama bunun hukuk bölümü vardır, amel bölümü vardır. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zarat gibi kesitli iman ve İslam'ın burhanlarını göstermişler ki nihayetsiz bir izan ve kuvvetli iman verirler. Son bir şeyimi söylüyorum. Bir ağaç hakkında şüphe ediyorsanız canlı mıdır, değil midir, elma mıdır, armut mudur, değil mi? Ha, o ağacın en güzel delili kışın bahardır. Çiçeğini, meyvesini bekler. Eğer çiçek ve meyve veriyorsa bu ağaç canlıdır. Ve o meyveler tatlı güzelse o ağaç güzel meyve veriyordur. İslamiyet'in ne olduğunu meyvelerine bakın. İşte Bediüzzaman,
İşte İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, işte peygamberler ve toplumda örnek gösteren insanlara bakın, inan İslamiyet'in sıfatlarıdır. Gavurlar bile İslamiyet'in sıfatlarını gayri şuuru olarak almış yaşıyorlar. Onun için terakki ediyorlar. Mesela bizde olması gereken sıfatlar onlarda kullanılıyor. Mesela adaletli olmak, doğru iş yapmak, sahte iş yapmamak, aldatmamak nedir? İslamiyet'in sıfatlarıdır. Adamların yaşantısı din, itikatları kafir. Bizim ise yaşantımız kafir, itikadımız Müslüman. Demek ki İslamiyet'in en güzel delili meyvesidir.